Maçla şuraya uçarız. Haydi hoş geldin. Sayın Eytan, Kilis Yedarok Üniversitesi'nin değerli mensupları, saygıdeğer konuklar, basınımızın güzide temsilcileri. Üniversitemizin 2017-2018 öğretim yılı akademik cübbe giyme törenine hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirler, törenimize başlamadan önce sizlere kısa birkaç bilgi vermek istiyorum. Tören sırasında fotoğraf ve kamera çekimleri Rektörlük Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple misafirlerimizin görüntü almak için ön sıralara inmemelerini rica ederiz. Çekilen video ve fotoğrafları daha sonra Rektörlük Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden temin edebilirsiniz. Törenimiz 3 bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde 2017-2018 öğretim döneminde üniversitemize doktor öğretim üyesi olarak atanan akademisyenlerimizin, ikinci bölümde 2017-2018 öğretim döneminde üniversitemize doçent olarak atanan akademisyenlerimizin ve üçüncü bölümde 2017-2018 öğretim döneminde üniversitemize profesör olarak atanan akademisyenlerimizin isimlerini alfabetik sıralamasına göre cübbe giyme törenleri gerçekleştirilecektir. Değerli akademisyenlerimiz, tören bitiminde cübbe giyen tüm akademisyenlerimizle toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilecektir. Bu nedenle tören bitimine kadar tüm akademisyenlerimizin salonu terk etmemelerini rica ediyoruz. Program akışını arz etmek istiyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı, Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Doğan Karacoşkun'un açılış konuşmaları, akademik cübbe giyme töreni, kapanış ve kokteyl. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşundan ve akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Gelerek programımızı şereflendiren çok kıymetli hocamız, Dilaslan hocamız, yine Japonya'dan gelen çok kıymetli profesörümüz, çok değerli hocalarım, diğer misafirlerimiz, bu arada şimdi gördükçe fark ediyorum, kurumlarımızdan gelen çok değerli protokol, saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler ve tabii bizi böyle programlarda
İyi zamanda, kötü zamanda, her zaman yalnız bırakmayan basınımızın güzide mensupları, kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Hepiniz 2017-2018 yılı Akademik Küpe Giyme Türevi programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Üniversitemizin üniversite olduktan sonraki sürecine baktığımızda daha önceki bazı konuşmalarımda da ifade ettiğim gibi bir 11 yıllık geri plandan söz edebiliriz. Ancak üniversitemizin ilk temelinin atıldığı zamanı göz attığımızda 31 yıllık bir geri planı olan bir üniversiteden bahsediyoruz. 1987 yılında ilk olarak Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmete girmiş olan bir meslek yüksek okulumuz ve hemen akabinde hizmete girmiş olan Muallim Rıfat Eğitim Fakültemiz ve daha sonra Fen Edebiyat Fakültemiz var. Bugün itibarıyla 31 yıl önce temellere atılan ve buradaki bazı hocalarımızın da bizzat o günkü ilk açılışta şahidi olduğunu bildiğim bu kurumlarımız gittikçe gelişerek bugün fakülte sayımız 8'e, yüksek okul sayımız 2, meslek yüksek okulu sayımız 4 olmak üzere üniversitemiz ve bölümler de artıklaşarak gelişerek büyümeye devam etmektedir. Değerli arkadaşlar, hiç şüphesiz ki üniversiteler önemli kurumlar. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Dolayısıyla üniversitelerin icra ettikleri misyonlar bağlamındaki bu önemleri hasebiyle üniversitelerin zaman içerisinde ki bütün uygulamaları, eğitim öğretim dışındaki etkinlikleri de zamanla kurumsallaşmayla geleneksel bir kısım uygulamaları da getirmektedir. Biz bugün itibarıyla kapsamlı ve geniş olarak ilk kez üniversitemizde uygulayacağımız, daha önce kısmen uygulanmış ama böyle kapsamlı, geniş, bu kadar geniş katılımlı bir tören ilk kez olacak. Bundan sonra bunu devam ettirerek artık büyüdüğümüzü, kurumsallaşmaya başladığımızı ve bundan sonraki süreçte inşallah belki bizden sonraki dönemlerde geleneksel hale gelecek olan bir etkinliğe bugün imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii cübbe giymek önemli bir şey. Üç meslekte bildiğim kadarıyla var bu. Birisi din görevlileri, birisi yargı mensupları ve bir de akademisyenlerde cübbe giymek vardır ve cübbenin bu anlamda hiç şüphesiz ki bu toplumsal kesimler açısından bu toplumlarda etkin önemli misyon üstlenen bireyler açısından önemi var ve kurumlar açısından. Değerli arkadaşlar, biz akademisyenler olarak objektif, bağımsız, ötekileştirmeyen, dışlamayan, sürekli insana ve insanlığa katkı sunan bir anlayışı cübbemizle birlikte sırtımıza giymiş oluyoruz. Burada gözden kaçırılmaması gereken bir şey vardır, o da şudur. İnsana hizmet, insan odaklı bir dönüşüme katkı sunmak. Bu bağlamda bakıldığı zaman teröre ve terör örgütlerine yandaş olmayı, malzeme sunmayı, fikir sunmayı da bir fikir özgürlüğü olarak anlayan bir anlayışın bu cübbenin içerisinde yeri olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü hepinizin de çok iyi bildiği o klasik sözde olduğu gibi bizim özgürlüğümüz başkalarının özgürlük alanına müdahale ettiğimizde probleme yol açacaktır. Bizim özgürlüğümüz kadar başkalarının da özgürlükleri son derece önemlidir ama en kutsal
şey yeryüzünde insanın yaşamasını ilelebet sağlayabilmektir. Aslında bugün sabah bir konferans vermişti değerli hocamız Bilal Bey, orada da ifade ettiler. Aslında bizim dinimiz de hasreten, biz inanıyoruz ki bütün dinler ve insanı merkeze alan anlayışlar böyledir. İnsanı öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alır. Böyleyken bizim de akademisyen olarak insanın yaşamasına dönük katkılar sunabilecek verilerle insanlığa hizmetimiz ancak mümkün olabilir. İnsanlığı ve insanı terörize ederek değil. Evet, bizim kendi içimizde tartışacağımız meseleler vardır. Bizim akademik meselelerimiz, problemlerimiz, tartışacağımız her şey her zaman toplumun önünde ve toplumla olmak durumunda değildir. Topluma sunacağımız biçimlere dönüştükten sonra bunları toplumla paylaşabiliriz. Ama siz toplumun pragmatik açıdan bakıldığında doğrudan istifade edeceği şekle bir bilgiyi dönüştürüp onların işine yarayacak şekilde sunabilirseniz akademisyen olarak doğru bir hizmet yaparsınız. Bunu bazen siz kendi fikirlerinizi tartışarak, bazen de öğrencileriniz aracılığıyla topluma ulaştırabilirsiniz. Tabiatıyla bugün cübbe giyecek arkadaşlarımız, tabii bunların içerisinde kıdemli hocalarımız var, profesörlük düzeyine gelmiş, doçentlik düzeyine gelmiş arkadaşlarımız var. Ama önemli miktarda ilk kez öğretim üyesi sıfatı kazanan doktor öğretim üyesi arkadaşlarımız var. Bu anlamda bu cübbenin anlamı her halükarda toplumun değerleriyle çatışmadan topluma hizmet edebilmeyi, ulusal ve uluslararası değerleri ötelemeden kendi yerelliğiyle bunları buluşturabilmeyi, yeni yeni fikirler üreterek insanların özgürlük alanlarını bu anlamda açabilmeyi ve insanlığın hiç şüphesiz ki yaşam standartını yükseltebilmeyi getirebilecek çalışmalarla mümkün olabilecektir. Burada görüyorum ki fen alanında da sosyal alanda da çalışan çok sayıda hocalarımız var. Teknik alanlarda. Bunların her birisi kendi içerisinde bizim için bir değerdir. Hiçbirimiz, hiçbir alanın kendi dışımızda çalışma alanımız dışındaki bir alanın uzmanı değiliz. Kendi alanımızda ancak yetkin olabilir ve bir şeyler söyleyebiliriz. Bu bağlamda bütün arkadaşlarımızın katkıları birbirini tamamlayarak bir insicam içerisinde topluma biz buradan hizmet sunabiliriz. Ben cübbe giyme merasiminin bu anlamda inşallah daha büyük hizmetler için vesile olmasını ve arkadaşlarımızın çalışmalarının, akademik çalışmalarının, eğitsel çalışmalarının hem şehrimize, hem ülkemize, hem dünya insanlığına büyük katkılar sunacağını düşünerek henüz sözlerimin tamamlanırken merasim öncesinde hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Profesör olan ki üniversitemize başka üniversitelerden teşrif eden veya başka görevlerden gelerek burada öğretim üyesi olan arkadaşlarımız da var. Onlara da ayrıca hoş geldiniz diyorum. Bizi zenginleştirdiniz. Bizim üniversitemizi daha da güzelleştirdiniz. Şunu vurgulamak durumundayım. Bunu sırf vurgulamamı mazur görün. Çünkü önemsiyorum. Geleceğe dönük vizyonumuzla ilgili aynı zamanda bir şeydir bu. Eğer elinizde bir ekibiniz, bir kadronuz varsa bir şeyler yapabilirsiniz. Yoksa tek başınıza her şeyi bilemez ve yürütemezsiniz. Bizim göreve geldiğimiz günden bugüne geçen ortalama 15 aylık sürede şu anda atamaları devam ettiği için bir kısmı programa alınmadı. İnşallah bir sonraki seneki programa alınacak. Devam ediyor atamaları. 60'ın üzerinde akademik yükselmeler ünvan ve kadro noktasında oldu. Bu çok önemli bir rakam. Dolayısıyla bütün bir başka üniversitelerden gelenler var, farklı mesleklerden gelenler var ve kendi içimizde akademik yükselme elde edenler var. Ben hepsini yürekten tebrik ediyorum, gönülden tebrik ediyorum. Birbirimizle farklılığımız güzelliğimizdir. Farklı alanlarda çalışmamız, meselelere farklı bakmamız,
Bunlar bizim zenginliğimizdir ve güzelliğimizdir. Farklı giyinmemiz, farklı konuşmamız, hepsi güzelliğimizdir. Yani dini bir perspektiften bakarsak biz bunu şöyle yorumluyoruz. Diyoruz ki bu Allah'ın yeryüzündeki mucizesidir. Bir mucizedir. Bu kadar farklı, bu kadar çeşitli, her şeyiyle, şekliyle, rengiyle, konuşmasıyla, kıyafetiyle, inancıyla, etnik kökeniyle vesaire, insanları yeryüzünde var eden Yaradan'ın bir hikmeti olarak aynı zamanda bunu algılıyorum. Dolayısıyla bu farklı enstrümanlardan güçlü bir ortak ses çıkabileceğini düşünerek ülkemiz için her birinizin yararlı işlere bundan sonra daha çok imza atacağınıza inanıyor. Hepinizi yeniden, yani akademik Hüselman arkadaşlarımızı yeniden tebrik ediyorum. Hayırlı, güzel işlere vesile olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla. Sayın rektörümüze konuşmalarından dolayı teşekkür eder ve kendisini değerli akademisyenlerimize cübbe giydirmesi için sahnede kalmalarını arz ederim. Şimdi sıra üniversiteniz ve değerli hocalarımız için çok özel bir anlamı olan akademik cübbelerin giydirilmesine geldi. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Doğan Karacoşkun akademisyenlerimize akademik bilginin ve ahlakın sembolü olan cübbelerini giydireceklerdir. Alkışlarımız değerli hocalarımız için gelsin. 2017-2018 öğretim döneminde üniversitemize doktor öğretim üyesi olarak atanan değerli akademisyenlerimizi iki bölüm halinde takdim ediyorum. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü doktor öğretim üyesi Abdülhamit Kavak. Fen Edebiyat Fakültesi Tüm Dil ve Edebiyatı Bölümü doktor öğretim üyesi Armağan Zöbre. Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksek Okulu Sağlık Yönetimi Bölümü doktor öğretim üyesi Ayşe Çiçek Korkmaz. Okulu Beden Eğitim ve Spor Eğitimi Bölümü doktor öğretim üyesi Berkan Karakoç. Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü doktor öğretim üyesi Bilal Görentaş. Mühendislik Mimari Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü doktor öğretim üyesi Burhan Gazetçi. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü doktor öğretim üyesi Bülent Kaya. Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Elif Doktor Öğretim Üyesi Elif Akıncı. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Evrim Baran. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü doktor öğretim üyesi Faruk Bartan. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü doktor öğretim üyesi Faruk Güven. Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksek Okulu Sağlık Yönetimi Bölümü doktor öğretim üyesi Fatih Budak. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü doktor öğretim üyesi Gülsüm Tarçın. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü doktor öğretim üyesi Halil Uzun. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Akar. Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Çağ Kılınç. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi İpek Akçada. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Lütfiye Coşku. Şimdi sırayla isimleri okuduğu değerli akademisyenlerimizi akademik cübbelerinin giydirilmesi için sahnenin ön tarafına davet ediyorum. Doktor Öğretim Üyesi Abdülhamit Kava.
Doktor öğretmeni Sefatin Burak.
Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Melda Akbaba. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar ve Hayvansal Üretim Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Meryem Kütü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Tekniler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mesut Yalçın. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Karaman. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Vitali Özçiloğlu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Özer. Thank you.
Thank you.
ediyoruz.
Doçent Doktor Muhammed Fatih Mantar.
Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.